Nasıl bir tekme geliyor? Ya, ya şu diye ya da yan tekme belki ya da dairesel mi? Abi o kadar nasıl iyi? Ancak tekmeler ne kadar çeşitli olursa olsun ülkeleri birbirine benzer. Bizim istediğimiz şu. Mesela bir sidekick. Yana tekme. Bütün branşlarda hemen hemen diyelim. Hepsinde yok ama hemen hemen hepsinde var. Şimdi Jetbunu'nun istediği ne? Mesele bu orada. Sizi bu ilgilendiriyor. Yani gelişi güzel attığı bir yan tekmeyi A branşı kabul edebilir. Tamam böyle devam et diyebilir. Rakibine öyle vur diyebilir. Karışmayabilir. Bulsana der hocam mesela. Bulsana o attığını yani. Nasıl atıyorsun ya? Onun üzerinde düzeltme yapmayabilir. İnşallah nasıl atıyorsun? Az bulsana der yani. Biz şöyle yapacağız. Biz terbiye edilmiş bir yan tekme istiyoruz. Gerisini eğer tekmeyi düzeltirsek şunun karşısında gerisi şu. İşin taktik tarafı. Zamanlamalar. Nasıl zamanlamaya nasıl kaçamadan yakalayabiliriz? Tekmeyi nasıl yakalayabiliriz? Ne zaman vuralım? Ya da nasıl etkili vurabiliriz? Hızı nasıl artırabiliriz? Bunlar için taktik boyutu. Ama önce teknik boyutunu halledelim. Bir kere benim gördüğüm mesela sidekick çok güvenli, etkili bir teknik. Ama nasıl vuracağız? Şöyle yapalım. Mesela Ömer yükler vuruyor. Sidekick at. Dur. Tekmeyi düz başlarsak genişle, hedef olarak genişleriz. Ve ne olur? O bizden önce bir yer veya daha etkili olabilir. Bir de tekmeyi düz olur. Mesela nasıl sidekick atacağım bunu şimdi? Bak bakayım. Değil. Bu strike kick. Sayın yana. Şuk tek. Şuk tek. Bir daha bu. İşte Ömer'de gördüğümüz eksik ne? Tam vurduğu anda halter çok dışarıda kalıyor. Halterin çok dışarıda olması tekniği kısaltı. Bir de ağırlığı arkada topla vurduğu zaman geriye doğru gidebilir. Çok güç veremez. Ve bacak taslarında çok sayıda kas kitlesi devreye girmez. Ne kadar az kas kitlesi devreye girerse tekmede o kadar etkisi olur. Şimdi bir daha vurdum. Daha nerede? Daha içeriye atlatıyor. Evet, bırak. Evet, devam. Burada ona dikkat edeceğiz. Yağ mı olacak tekmeyi? Alçayı içeri alacağız. Böylece tekmeyi uzayacak. Ve çok geri yatmayacak. Arkaya ne kadar yatarsak ağırlık arkada o kadar toplanır. Vurduğumuz noktada o kadar az olur. Yani arkada toplanan ağırlıkla önde güçlü güç oluşturmak çok zor. Onu güzel ayarlamamız lazım. Ne öne düşecek kadar fazla yüklenelim. Ne de arkaya düşecek kadar fazla yatalım. Tam ortaya ayarlayalım. Bir daha ya. Çok yatma. Evet. Bir daha ayağın keskin yanını arka topukla birlikte vuracağız. Yan tekmede çünkü üst topukta çok güç olmaz. Ama arka topukta olur. Tam taban arka topuk ağırlıklı. Yani arka topuk destekli. Tam taban vurabilirsiniz. Parmak uçlarına doğru, yan tekmede parmak uçlarına doğru ne kadar az yüklenirsen o kadar iyi. Arka topuğa doğru daha fazla güç vermeyin. Daha etkili olur. Evet. Artı yan tekmede üst topukla yan tekme atanların sakatlanması da mümkün. Çok güçsüz kaslar devreye giriyor. Üst topuk nerede olabilir? Düz tekme olabilir. Uzaktan vurmak için. Boğulur. Düz tekme de olur. Ama yan tekme de tavsiye etmiyorum. Evet. Şimdi göstermek isteyen var mı yan tekmesini? Çünkü herkes başka bir eksiği hatırlatabilir. Peki. Sen hatırlatabilirsin.
şu an. Bunda şunu gördük. Şimdi çok uzaktan tekmeye çıkarsan tekme anca uzanır ve çok güç oluşmaz. Gücü yüklemek için mesafe ayarını iyi tutturmak gerekiyor. Çok fazla yaklaşırsan yani çok uzaktan vurursan çok güç veremez. Bu uzaktan da. Bir daha. Bu daha iyi. Bu da mesafe ayarımız daha iyi. Evet. Bu çat diye hissettiniz mi? Daha tokatlayıcı. Yani tekme iki türlü olur aslında. Bir pat diye tokatlama böyle vuruş yaparsın. Ya da itici vurursun. Vurup bitersin. Yukarı. Ya da tokatlama vurursun. Vurup tepersin. İkisinin de geri ve değeri farklı. Bitirici ise adama tak 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 vurdun en son vurayım gitsin dedim. İtici vur. He, şunu istedim. İtmek değil amacın. Bir tane vurayım şöyle bir kalsın olduğu yerde gidip devam edeyim diyorsan tepici vur. Ya itici ya tepici. İkisinin de yeri farklı. Değeri farklı. İkisi de gerekli. Birisi tekniğin başında olur daha ziyade. Öbürü sonunda olur daha ziyade. Anlaşıldı mı? Evet. Başka kimi görelim? Gel mi? Şimdi bu kadar başka bir hatayı gördük. Sol gardı alıp sağ ayağını tutmayı tercih etmeyin. Çünkü bu çok uzaktan gelirsin. Daha dönerken yarı yolda yiyebilirsin. Vuruşları daima önden başlatın, arkadan bitirin. Önden başla, arkadan bitir. Önden başla ki karşı taraf fark etmesin. Arkadan bitir ki güçlü olsun. Şimdi ne yaptık? Geriden başladık. Bunu yapacağız, tamam mı? Bak öne düştüm. Niye bu tarafa geldim buradaydım? Çünkü kalçanı çok çıkardım. Kalça çok dışarı çıktı mı seni dengeni bozar. Bir de gözlerini kapamayacaksın. Tekme atarken. Oradan yürüyorum. Peki başka eksikler oldu. Geç oldu. Selam. Selam nasıl? Evet. Var mı gerçek? Beklemeyeceğim.
İşte Bulusler'in yaptığı bir şey var Zeissmuth'te. Tekmeyi attıktan sonra bizi topluyor. Yayın. Bak göstereceğim. Nereye vurur üstte koydun? Vurma. Üstte kum yok. Hadi bakalım. Hadi bir daha son bir kez de vurma dayanı. İki ayağını birden yerden kesme. Onu da tavsiye etmiyoruz. Bir sene tekme atacağım. Böyle bir an kaldırsan ikisini birden yitme. Bu bunun yerine sürüklenebilir. Yerden tam kopmasın. Yani bunun yerine şunu yapsan tam hizasına bir derece. Biri gelirken diğeri kalksın. Ama şimdi böyle kopar tarafı derlemek kalkarsak havada böyle. Bizde bir davranılması halinde ayağımızı yerden kesebilir. Yerde biraz temasın olsa iyi olur. Sürüklenerek bile olsa. Ya da tam yandım. Tamam. Peki. Bunu da hatırlamış olduk. Farklı kişiler geldi mi? İyi oluyor. Var mı başka? Çok önemli. Peki. Çok önemli bir şey ama şimdi ben nasıl göstereceğim? Orada gösterin hocam. Onu da gösterin. Ondan mı gösterin? Evet. Olabilir. Şöyle, bir böyle alalım bile. Evet, şunu da gösterin. Şöyle. Şşşt, çekil ha. Oradan. Çekil tamam. Oradan. Şimdi aklımızda bulunması gereken beni işin teknik boyutundan ziyade taktik boyutunu meşgul etmesi lazım. Tekniği halledin, çalışın, çabalayın halledin. Az önce saydıklarım yerine gelsin. Bir tekniğin, teknenin tam olarak tekme olması için 12 tane şartı var. Hepsinin yerine gelmesi lazım. Bütün bunlar yerine geldikten sonra geriye şey kalıyor. Çalışmak, güçlendirmek, daha güçlü. Şimdi arkadaşlar, önce yan tekmenin, yan tekmeden önce bir şey tekme için uygun gördüğümüz geniş bir gard alabilirsin. Daha iyi asılırsın. Dar gardta bundan çok asılamaz. Tek ayağı dar tutarsan çok güç alamaz. Fakat şuradan çok güç alırsın, asılırsın, gidersin. Bu da önemli. Yani şu ayak mesafesinin biraz geniş olması daha geniş bir alandan ileriye doğru fırlamamıza neden olur. Ama dar tuttuğunu buradan çok güç alamaz. Önce bunu aklımızda tutalım. İkincisi sol ayağıma bak sen. Sol ayağıma dikkat et. Bak. Nereye bakıyor? Bu taraf. Bu buraya bakarak tekme olmaz. Şuraya bakacağım. Bu tarafa bakacağım. Olduğunu söyleyeyim. Şimdi de sağ dizime dikkat edin. Hemen düşmek yok. İnmek de yok. Topla.